Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Sarı Masa veya diğer tabiriyle Timurhane izleyicileri. Dostlarım, bugünkü dersimizi imanın konusu, yani aslında öğrencilerin anlaması açısından söyleyeyim. Din kültürü dersimiz, genel itibariyle ele alacak olursak din kültürü. Ben bir eğitimci olarak, eski bir eğitimci desem daha mantıklı olur. Yaklaşık 5-6 yıl bir öğretmenlik serüveninin arkasında. Şimdi de ilahiyat öğrencisiyim. Şu hali hazırda ilahiyat öğrencisiyim. Okulumu bitirmeme az kaldı. Okulun bitmesiyle birlikte Rabbim müyesser ederse, Rabbim muvaffak ederse, inşallah bundan sonraki hayatımda Diyanet içerisinde görev alıp görevimi o şekil icra edeceğim. Onun için ben de madem bununla ilgileniyorum, bu konularla ilgileniyorum, ben de ona uygun bir şekilde video çekip sizlere burada paylaşmak istiyorum. Siz de bununla ilgili, benimle ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi lütfen aşağıda yorumlar kısmında ekleyip benden talep etmek istediğinizi, benden bir zat duymak istediğiniz dersleri veya merak ettiğiniz konuları, ilahiyat ile ilgili her türlü konuyu benimle paylaşabilirsiniz. Ben bugün madem bir şey ilk başlayacağız, konuyu en başta iman nedir? İman kelime anlamı nedir? Onu biraz kitabı, biraz sohbet havasında Allah'ın izniyle sürdürmeye çalışacağız. Kitapta diyor ki, İman Allah'ın varlığına ve birliğine, yani Allah'tan başka ilah bulunmadığına, sonra Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna ve kendisine gönderilen Kur'an-ı Kerim'e tereddütsüz inanmak ve bunu kalp ile tasdik etmek. Neymiş? Tereddütsüz bir şekilde inanmak, Allah'ın peygamber aracılığıyla bize gönderdiği kurallara inanıp inanmak ve bunları bir de kalp ile tasdik etmek gerekiyormuş. Aslında kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet ile başlıyor bu iman. Ne demek? Kelime-i tevhid. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani şunu söylüyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammedun Resulullah. Allah da onun Resulüdür, elçisidir. Kelimede tekrar ediyorum. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu da kelime-i tevhiddir. Az önce de dediğim gibi. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammedun Resulullah. Allah da onun Muhammed de onun Resulüdür ve elçisidir diye kelimeyi tevhidde böylece söylemiş olalım. Direkt ben bir de kitabı halini söyleyeyim. Allah'tan başka ilah yoktur. Aynen kitapta da öyle diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun peygamberi, elçisidir diyor. Kelime-i tevhid İslam inancının en veciz ve en özlü bir şekilde ifadesidir. Yani en kısa ama en kapsamlı ifadesi kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani en kapsamlı ama aynı zamanda en özü olanmış. Buna imanın inanan kimse peygambere indirilen Kur'an-ı Kerim'e ve onun ihtiva ettiği bütün hükümlere inanandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimin sözü, son sözü La ilahe illallah olursa cennete girer buyurur. Yani paçayı kurtardık demektir. Eğer son sözümüz La ilahe illallah olursa, bilin ki Allah'ın izniyle o şahıs, birine şahit olursanız son sözü, onun için sürekli hani bir ölüm döşeğinde birileri olduğu zaman son sözü telkin ettirmeye çalışırlar. Onun için sevgili dostlar, amellerinize dikkat edin. İyi ameller işleyin. İnsan ne ile meşgul olursa son nefeste de onu zikreder. Aklınızda bulunsun. İnsan ne ile meşgul olursa son nefeste onu zikreder.
Yani siz Allah'ı zikrediyorsanız son nefeste de Allah'ı dilinize getireceksiniz. Yani diliniz Allah diyecektir. Siz gününüzün tamamı içerisinde eğer La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tevhidini zikir halinde çekiyorsanız, Allah'ı aklınızdan, kalbinizden çıkarmıyorsanız, bilin ki son nefesinizde de La ilahe illallah diyeceksiniz. La ilahe illallah diyen bir kimse Allah'ın izniyle, bakın Allah burada vaat ediyor, kendi kitabında söylüyor, cennete girecek. Cennete girecek. La ilahe illallah. Bu bile belki bize yeter. Ama nedir? İlim bir okyanustur ve içerisinde birer tane dahi olsa, bir damla dahi olsa alacağız. Allah'ın bize gönderdiği kanunu iyicene kavrayıp idrak etmemiz lazım. Hayatımızda tatbik etmemiz lazım sevgili dostlar. Tabi La ilahe illallah kelime-i tevhid. Bir de kelime-i şehadet var. Kelime-i şehadet ise benim nacizane fikrim ve kitaplardan edindiğim bilgi, İslam'ın ilk kalelerinden bir tanesidir. İslam'ın ilk kalelerinden bir tanesidir. Şehadet olmazsa kimse ben Müslümanım demesin. Şehadeti tam anlamıyla Arapçası Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu kelimesini tekrar etmeyen bir insan ben Müslümanım demesin. Niye? Giriş anahtarımız bu. İslam'a giriş anahtarımız bu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ne demek istiyor bunu da? Bizzat kitaptan okuyorum. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben kabul eder ve şahitlik ederim ki eşhedü, ben şahadet ederim. Allah'tan başka ilah yoktur. Yine kabul eder ve şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü ve elçisidir. Bunu tekrar ettiğimiz zaman İslam'a ilk girişimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bunu söylediğimizde, tekrar ettiğimizde İslam'a ilk girişimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Ben tekrar edeyim, siz de beni dinleyenler varsa benimle birlikte tekrar etsinler. Çünkü İslam'a şu anda eğer tekrar ediyorsan ve daha önce Müslüman değilse bunu tekrar ettikten sonra ben artık Müslüman. Yani tabii ki öncelikle iman edecek ve inanacak, Allah ona hidayet verecek. Ondan sonra kelime-i şehadetle artık ben kabul ediyorum. Ben daha önce kalu belada verdiğim ahdi burada da tekrar ediyorum deyip kelime-i şehadet getirecek. Ne diyecek? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Yani diyecek ki ben şehadet ederim ki Allah birdir. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah birdir. Ve yine şehadet ederim ki Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu, elçisi ve resulüdür. Bunu dediğimizde Allah'ın izniyle biz İslam'a ilk ayağımızı basmış oluyor, girmiş oluyoruz. Ondan sonraki zaten yavaş yavaş ameli olacak. Yani hal ile, kalb ile yapmamız gereken ameller başlıyor. Başka ne demiş? Kelime-i şehadet getirmiş olan bir Müslüman Allah'ın emirlerini yapacağına, yasaklarından kaçınacağına dair söz vermiş olur. Çünkü kelime-i şehadeti söyleyen kimse Allah'ın varlığını, birliğini ve ancak kendisine ibadet edileceğini kabul eder. Sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet eder. Kelime-i şehadet bunu barındırıyor içerisinde. Kelime-i şehadeti söyleyerek yaptığımız sözleşme bütün mahlukat şahit oluyor. Şayet bu sözleşmeyi bozarsak sözümüzden döndüğümüze şahit olan ve veya bu sözleşmeye aykırı hareket ettiğimize tanık olan yeryüzündeki ve gökyüzündeki her şey Allah'ın huzurunda aleyhimize şahitlik edecek. Düşünün artık, siz şehadeti getiriyorsunuz. Tamam, kabul ediyor. Ondan sonra bir yola çıkıyorsunuz.
Yani İslam'a giriş yapmış oluyorsunuz. Ondan sonra siz bu ahdinizi, yani bu sözünüzü, sözleşmenizi fesih ettikten sonra bu vade ihtilaf edilecek bir şey yaptıktan sonra, biz bu yoldan tabiri caizse kaydıktan sonra, Allah korusun, eğer ölürsek Allah Celle Celaluhu bize şahit olarak çevredeki taşı, toprağı, bizi duyan kağıdı, yaprağı, her şeyi bize şahitlik yapmaları için dile getirir sevgili dostlar. Onun için dikkat edelim. Müslümanlık o kadar güzel bir din ki, o kadar iyi bir din ki sevgili dostlar. Kalben inanıp dil ile ikrar ettiğimiz zaman, dil ile tekrar ettiğimiz zaman inanın hayatımız düzene girer. Mutlu olmak istiyorsanız tek din olan İslam dinine giriş yapın. Ciddi manada giriş yapın. Kendinizi haramlardan sakının. Allah'ın birliğine, varlığına inanın. Ve bir tek onun emirlerini yerine getirmeye çalışın. Sizin de malumunuz, korona zaten başımızda bela. Sadece korona değil, doğal afetleri düşünün. Çocuk ölümlerini, yetişkin ölümlerini, insan ölümleri çoğaldı. Artık kıyamet alametleri üstümüze üstümüze, biz buradayız, hazırız, geliyoruz, geliyoruz diye fişekler veriyor. Onun için herkes kendine düşeni yapmaya çalışsın sevgili dostlar. Kendime ben ne düşüyor, ben ne yapabilirim? Arkadaş, kendini haramlardan sakın. En basit ya. En basit. Bakın. Her şeyin fetvası var ama ve lakin faizin fetvası yok. Misal faiz alıyorlar. Günahtır. Allah'ın katında yasaktır. Bunları yapmayın. Niye? Hiç dikkatinizi çekti mi? Zenginler daha da zengin, fakirler daha da fakir oluyor. Bu da faizin olduğunu gösteriyor. Ben daha önce bitirdiğim okullardan bir tanesinde işletme fakültesi ve faizin resmen kitabını okudum. Kitabını okudum. Hiç iyi bir sistem değil. Yanlış. Buna istinaden söylüyorum. Sevgili dostlar, bakın az önce kelime-i şehadet getirdik. Kelime-i tevhidi tekrar ettik. Allah'ın kitabına elimizi attık. Dua mahiyetinde bir şeyler söyledik. Ve bunları bozmamak adına sizlerden istirham ediyorum. Daha da kendinizi muhafaza etmeye çalışın. Yine kitaptan devam etmek istiyorum konuyu fazla dağıtmadan. Müslüman olmak bilerek, isteyerek, benimseyerek inanmaktır. Bir kimse kalben inanmadığı halde diliyle kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet söylerse iman etmiş olamaz. Yani sadece dil ile söylememiz, yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dememiz sadece dil ile olmuyor. Kalbin de buna eşlik etmesi lazım ki o zaman olsun. Başka türlü olmaz. Yani ikisi takım şeklinde, kalp ve dil, ikisi de beraber söyleyecek ki bir bütünlük oluşsun. Başka türlü olmaz. Bunları bilip kabullenmemek imanın temel şartıdır. Onun için imanın şartları altıdır denilir. Bunlar inanılması zorunlu din ilkeleridir. Bunları doğrulamadıkça iman gerçekleşmez. Bunlardan herhangi birini inkar etmek Allah korusun imanı dinden çıkarır. Allah korusun insanı dinden çıkarır. Nasıl? Ben kelime-i şehadeti kabul ederim ama kanunlarını kabul etmem dediği zaman bitti. Orada noktayı koyar. Bitti. Kesinlikle ondan ötesi yok. Niye? Siz en başında şunu söylediniz. Şehadeti getirerek ben bu kurumu kabul ediyorum. Kurum olarak düşünelim. Ben yine bir ister istemez okuduğum bölümün etkisiyle ister istemez ben bu kurumu kabul ediyorum. Kurallarıyla birlikte kabul ediyorum.
bana burada işte sabah tıraş olacaksın, kravat takacaksın gibisinden kurallar vardır. Ben bunları kabul ediyorum. O şekilde deyip girdiğiniz zaman bir iş disiplini oluşur. Din de bir disiplindir. Yani bir kurum disiplini gibi düşünebiliriz. Kurum disiplini gibi düşünebiliriz. Ancak ben işe kabul ederim ama kurum disiplinini kabul etmem dediğiniz zaman zaten sizi işe almazlar. Derler ki siz benim işim, sen benim işimi göremezsin arkadaş. Çık git. Git başka bir yerde. Kendi işini kendin kur. Yani din de böyle bir şeydir. Arkadaş, ben şehadet getirerek dini kabul ettim. Ama onun disiplinini de yapmak zorundayım. Zorundasın arkadaşım ya. Zorundasın. Nasıl zorunda? Ben iyi olmak zorundayım anneme babama. Ben çevremdeki insanlara, eşime, çocuğuma, çoluğuma, arkadaşlarıma, çevremdeki insanlara iyi olmak zorundayım. İyiler çoğalırsa kötülere zaten yer kalmaz. Demek istediğimi kanaatimce siz anlıyorsunuz zaten. Ama ben bunu tekrar etmekte kendimde fayda buluyorum. İlk önce bu söylediklerimi kendi nefsime söylüyorum. Yani çevrede iyi olmak zorundasınız. Sebebini söylüyorum. İyi olmak zorundasınız. Bakın sebebini tekrar edeceğim. Siz iyi olursanız kötülere yer kalmaz. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh diyor ya. Allah'ım benim bedenimi öyle bir büyüt ki cehennemde hiçbir Müslümanı yer kalmasın diyor. Bakın kendinden feragat etmiş. Yani mantık olarak o şekil. Allah'ım Müslüman, iyi Müslümanları öyle bir çoğalt ki kötülere yer kalmasın. Onun için sevgili dostlar, konuyu fazla dağıtmak istemiyorum ama emin olun doluyum. Doluyum ve bunları bir şekilde ifade etmek zorundayım. İnsanlara iletmek zorundayım. Ulaştırmak istiyorum bunları. Evet, konuya devam ediyoruz. İslam Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bütün insanlara gönderdiği en son dinin adıdır. İslam. Yani hali hazırda kıyamete kadar devam edecek olan İslam dinidir. Bu sebep için bile dahi İslam dinine girilir. Son din Hristiyanlık demiyor. Son din Mecusilik veya işte artık siz diğer dinleri biliyorsunuz. Onlar demiyor. Son din İslam diyor. İslam'ın içerisinde diğer bütün ilahi kitapların tahrip olmamış asıl haliyle İslam dininde mevcut. Araştırırsanız görürsünüz. İslam'ın gelmesiyle diğer dinlerin hükmü sona ermiştir. Önceden İslam gelmeden önce Hristiyanlara inanılırdı. Tahrip olmamış haliyle inanılırdı. Bir rahibin yanına gidip onun dinine itibar edilirdi. Hazreti İsa'nın dinidir. O da bir Allah'ın peygamberidir. İnanılırdı. Ama İslam dini geldikten sonra onların hükmü tamamen kalktı. Artık tek geçerli din şu anda şu zamanda tek geçerli din İslam dinidir. Onun dışında din hükmü kabul edilmez. Size hiçbir faydası olmaz. İslam'ın gelmesiyle diğer dinlerin hükmü sona ermiştir. İslam dinini kabul eden kimse Müslüman denir. Bu zaten tabiri basit bir tabirdir. Yani basitten kastım herkesin bildiği bir şeydir. İslam'ın en son ve Allah'ın katında yegane din olduğunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle söyleniyor. Bismillah. İnne dîne indellâhil İslam. Erkekler özellikle bunu bilir. Cuma hutbelerinde sürekli bu tekrarlanır. İnne dîne indellâhil İslam. Allah katında tek din İslam dinidir. Müslümanlık dinidir. Yani gerçekte Allah katındaki din İslam'dır. Bunu zaten ayet Ali İmran suresi 3 ve 19. ayetlerde geçiyor. Bismillah. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radiyatu lekumul İslam'a diniye. Bunun Türkçesini tekrar edeyim. Bilmeyenler, Arapça bilmeyenler için söylüyorum. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Maide suresi 5 ve 3. sureler.
Bir diğer ayette de bunu Allah Celle Celaluhu bizlere bildiriyor. Bismillah. Ve men yebtagi gayra li islami dinen felen yuqbala minhu ve huve fil ahireti minel khasirin. Bunu tekrar ediyorum. Men yebtagi gayra li islami dinen felen yuqbala minhu ve huve fil ahireti minel khasirin. Gerçek manada bunun manasını bilenler artık zaten ne demek istediğimi anlamışlardır. Ben bilmeyenler için bir daha Türkçesini tekrar edeyim. Birebir burada tekrar ediyorum. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek. Ve o ahirette ziyanda olanlardan yani hüsrana uğrayanlardan olacak. Nerede geçiyor onu da söyleyeyim. Ali İmran 3 ve 85. ayetinde geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de İslam dininin Allah katındaki din, dost doğru din, hak din olduğunu bildirmiştir. İslam bütün dinler üzerinde üstün kılınmak üzere gönderilmiştir. Tövbe suresinde, Fetih suresinde ve Saf suresinde geçiyor. Sevgili dostlar, ben sohbetleri kısa tutmak isterim ama dinimiz o kadar güzel, o kadar bize nezih bir şekilde gelmiş ki kısa tutulacak bir şey değildir. Sevgili dostlar, kendinizi biraz geliştirme çabasında bulunun. Araştırın, kitap okuyun. Google üzerinden, telefon üzerinden yaptığınız araştırmalara fazla itibar etmeyin. Bakın doğruluk derecesi ne kadardır ben bilmem. Ama bir kitap içerisinden araştırılmayan bir konu Google'da kimin vicdanına göre orada yayınlanmış bilemezsiniz. Diğer yayın mecralarında rastgele kimin paylaştığını bilmediğimiz bilgilerle amel etmeye kalkışmayalım. Tehlike doğurabilir. Bir alim olmadan, bir alimden duymadan, kimin olduğunu bilmeden rastgele bir kitap da okumayın. Kitap konusunda seçici olun. Kitap konusunda bir tek Kur'an-ı Kerim'i hiç şeksiz şüphesiz hangi yayından olursa olsun alın ve okuyun. Kur'an-ı Kerim'i zaten isteseler de içeriğini değiştiremezler. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Kitabı hiç şüphesiz biz indirdik, biz koruyacağız. Yani bir matbaanın onu çoğaltmasıyla tahrip edeceğini kesinlikle düşünmeyin. Kur'an-ı Kerim asla tahrip olmaz, asla değişmeyecek. Çünkü onu koruyan melekler vardır. Görevli melekler vardır. Bunu bilmek hepimiz için zaten yeterli bir sebeptir. Onun için sevgili dostlar, beni sıkılmadan videomu sonuna kadar dinleyen dostlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Belki bir kusurum, belki bir sıkıntı, belki diksiyonum iyi değildir, belki ne bileyim kazara bir yanlış bir şey söylemiş olabilirim. Eğer bir eksiğimi görürseniz lütfen videomun altında yorumlarda belirtin. Asla ve asla eleştirilmekten çekinmem. Bin bilsen de bir bilene sor demişler. Ben de bilmediğim konuları siz değerli dostlarımdan öğrenmiş olurum. Veya özelden benim farklı mecralarda hesaplarım da var. Onlardan da bana ulaşabilirsiniz. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırla kalın.